Evet değerli dostlar, herkese hayırlı akşamlar. Gördüğünüz gibi deniz feneri. Bilmeyenler olabilir belki. Evet, kamp için aldığımız deniz fenerimiz. Çadırımızda kullanacağız. Kışın karlı havalarda, yağmurlu havalarda, rüzgarlı havalarda dışarıda dış mekanda rahatlıkla dolaşabilmek için. Evet. Şimdi gelelim teknik bilgilere. Burada bir tane haznemiz var. Onun kapağını açalım beraber. Buradan ne oluyor? İçine gaz koyacağız. Evet. Gördüğünüz gibi böyle gaz yağımız da var. Modernleşmiş gaz yağı. Tabii bunu ne yapıyoruz? Bunun kokusu mis gibidir arkadaşlar ve gaz böyle patlatmasına koyulmaz. Bir tane böyle hunimiz var küçük. Hunimizi buraya yerleşiyoruz. Ve buradan gazımızı koyuyoruz. Evet. Yavaşça hunimizi kenara alıyoruz. Tekrardan kapağımızı kapatıyoruz. Evet. Birinci işlem bu. Şimdi gelelim deniz fenerimizi yakmaya. Evet arkadaşlar. Şurada bir tane kol var görüyorsunuz. Şimdi bak bunu kaldıracağım böyle. Basacağım daha doğrusu. Hop. Havalandı. Gördünüz mü? İndirdim. Evet. Böyle kaldırıyoruz. Şurada fitilimiz var. O fitilimizi yakacağız. Çakmamızı aldık. Buradan. Evet. Hemen bunu kısıyoruz. Kısıyoruz. Tekrardan camımızı indirdik. Evet. Bu da ayar düğmesi. Kısalım biraz daha. Gördünüz mü? Evet. Başarılı. Ve artık fenerimizi alıp İstediğimiz yere gidebiliriz. Neymiş bunun ismi? Gemici Feneri. Eskiler çok iyi bilir. Eski köylerinde mutlaka olan bir ihtiyaç. Lüküs derdik, lüküsler, gemici fenerleri. Ama adı üzerinde gemici feneri özellikle gemilerde kullanılan fırtınalarda rüzgardan etkilenmeyen bir sistem yapılmış. Adana'da gemici fener devrilmiş. Nostaljik, güzel, süs olarak bile kullanabilirsiniz ama ben bunu hem süs hem de çadır kaplarında kullanmak için aldım. Evet, bu akşamki sunumumuz gemici feneri oldu. Gemici fenerimizden beraber herkese İstanbul'dan selamlar, saygılar. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.